Arkadaşlar üçüncü videoya başlıyoruz. Drill bits in mechanical drilling. Sondaj matkapları, mekanik sondajdaki sondaj matkapları diye. The first roller cone, ilk dönerli konik patenti. Buraya kadar özneydi. İlk dönerli konik patenti was. For the, ne için olduğunu şimdi söyleyeceğiz. Bir şeydi. Durum cümlesi. Geçmiş zamanı durum cümlesi. For the rotary rock bed. Ne içinmiş? Dönerli kayaç matkabı içinmiş. And was issued to birilerine verilmiş bu patent. Kime işlenmiş? Onu söylemek için. Howard Hughes Senior Howard Hughes in 1909, 1909'da işlenmiş bu. Patenti bunlar almış. Tarih verdiği için arkadaşlar burada was kullanıldı. İki tarafta da. İkinci kısmında dikkat edersiniz. And was issued diyor. Pasif hale gelmesi lazım. Onlara verildi gibi. Devam edelim. It consists of arkadaşlar birlikte kullanılıyordu. Neyi? İçermekti. O şunlardan oluşur. Şunları içerir. Neyi? Two interlocking cones. İki tane birbirine kenetli koniklerden oluşurmuş. Walter diye birisi çalıştı. Very closely. Çok yakın şekilde çalıştı. With Hughes. Hughes arkadaşlar sonradan firmalaşmış bir yer. Firmada çalışmış ve bayağı yakın çalışmış. In developing the rock bed. Develop geliştirmekti. The rock bed kayaç matkabını, kayaç ucunu geliştirmek için Hughes'le bayağı yakın çalışmış Walter. Devam ediyoruz. In 1933, 1933'te. Ha, tarih görürsek ne diyorduk? Hemen simple past'a geçmesi lazımdı. Dolayısıyla bakalım devam edelim. Two Hughes engineers. İki tane hücrede çalışan engineer, mühendis. One of whom, onlardan biri was Ralph Nevis. İşte Ralph diye birisi, orada çalışan mühendislerden birisi. Invented, icat etmiş. Dikkat edin, simple past tense. İcat etmiş, aktif olması lazım, icat eden kendisi olduğu için. The three cone bit. Üç konik, üçlü konik biti, matkabı icat etmiş, matkap ucunu. Which has diyor arkadaşlar. Which ile devam ettiğine göre ne yapıyorduk? Relative clause'du. Which has three cones. Üç tane konik olan trikon matkapları icat etmiş bu. The Hughes patent. Hughes'un patenti for the trikon bit. Trikon matkabı için Hughes'un aldığı patent lasted. Bitmiş. Ne zaman? Until 1951. Daha doğrusu devam etmiş ne zamana kadar? 1951'e kadar devam etmiş. Lasted. After which, bundan sonra other companies made similar bits. Diğer firmalarda similar, benzer matkaplar, matkap uçları yapmış. However diyoruz. Fakat Hughes halen held. Arkadaşlar, however'dan başlayan cümleyi tekrardan alıyorum. However, fakat Hughes still held, halen tutar 40%, %40'ını tutar of the world's, of gelirse ne yapıyorduk? Sağdan sola doğru geliyorduk. Dünyanın halen devam ediyor. World's drill bit market, dünyanın sondaj matkabı marketinin %40'ını halen elinde tutuyor. In 2000, 2000'de halen elinde tutuyor. 2000 tarihini verdiği için, bir tarih belirttiği için arkadaşlar simple past kullanıldı. Tekrar söylüyorum. Held o yüzden geldi. Hold'un bir pastı. The superior wear performance. Süper, böyle çok üstün nitelikli aşınma, wear aşınma performansı of PDC. PDC'lerin süper aşınma performansı, PDC bitlerin, matkapların gradually, kademeli olarak eroded, eritti. Neyi? The dominance of roller cone. Baskınlığını, neyin? Dönerli kon matkapların baskınlığını yavaş yavaş kademeli olarak eritti. And ve early in the century, bu yüzyılın başında, early erken normalde, yüzyıl için, yüzyılın başında PDC drill bit revenues, PDC matkapların gelirleri overtook, ele geçirmiş bir nevi, those of roller cone bits.
dönerli konik matkapların gelirlerini ele geçirmiş. O marketi bunlar ele geçirdi. PDC matkaplar. The technology of both bit types. Her iki matkap türünün teknolojisi has advanced gelişti, significantly, önemli derecede gelişti, to provide, sunmak için improved durability, arkadaşlar, dayanıklılık, geliştirilmiş dayanıklılığı sunuyor. And rate of penetration of the rock. Rate oran, penetration, içeri girmesi, of the rock, kayacın içine girme oranı ve geliştirilmiş sağlamlık sunduğu için her iki matkap türüne de ait teknoloji gelişmiştir. Önemli derecede gelişmiştir arkadaşlar. Basic principles of rotary drilling. Dönerli sondajların temel prensipleri. The rotary method, dönerli metot, dönerli yöntem, kullanır geniş zaman. Tricone type tooth bits. Tricone türünden, tricone dediğimiz arkadaşlar 3 tane konik olan tür. Tooth, o şekilde dişlenmiş, dişleri açılmış bits, matkapları kullanılmış. Or one piece bits veya bir parçalık matkap ucu, such as diamond veya dedik ki ne kullanabilirim? Tek parçalı matkap uçları, örnek olarak diamond, elmas türü, or PDC bits veya PDC matkap uçlarını kullanırmış. Dönerli metotlar. While the bit is being rotated, while iken, bu arada, the bit, matkap is being rotated. Şimdiki zamanın arkadaşlar pasifi, döndürülüyorken, pasif olduğu için matkap döndürülüyor iken, while, o yüzden var. A force, bir kuvvet, is applied, uygulanır, to it, ona uygulanır. It dediğimiz ne orada? Bite, yani matkaba uygulanır. It dediğimiz bit. By a weight, ağırlık tarafından, bir ağırlık tarafından uygulanır. Avantajı şu ki, a flute, bir akışkan, can be pumped, pompalanabilir continuously, sürekli olarak pompalanabilir, through the bit, matkap boyunca sürekli olarak pompalanabilir. Which neye geliyordu arkadaşlar? Relative clause, bir önceki kelimeyi birazcık daha açmak için, öyle bir matkap ki, which is crushing, crush, parçalıyor, the rock formation, kayaç formasyonunu parçalayan matkap boyunca sürekli olarak bir akışkan pompalar. Drag formation dedik. And carry, ve taşır. Carry up, yukarı taşır. Carry cuttings up, kırıntıları yukarı taşır. Out of the hole, deliğin dışına. To the surface, yüzeye taşır. With the rising fluid flow. Ne? Rising, rise yükselmektir. Rising, yükselen akışkan akımıyla yüzeye, kuyunun dışına kırıntıları taşır. The rotary drilling rig, dönerli sondaj kulesi, is, bir şeydir, nedir? Durum cümlesi. The apparatus, aparattır, düzenektir, ne? Öyle bir düzenek ki, required ile devam ediyoruz. Demek ki orada bir relative clause var. Which is veya which are required. Öyle bir aparat ki gerektirir, gereklidir. To fulfill, yerine getirmek için, the following three functions. Aşağıdaki 3 fonksiyonu yerine getirilmek için gerekli olan aparattır. Ne? Dönerli sondaj kulesinin kendisi. Bu fonksiyonlar neymiş? Onlara bakalım. Put weight on the bit. Put, bırak, yerleştir. Neyi? Weight, ağırlık yerleştirmek. On the bit, matkabın üzerine ağırlık vermek. Rotate the bit, matkabı döndürmek. Circulate a fluid, bir akışkan sirkülasyonu yapmak, döndürmesini yapmak arkadaşlar. Drilling flutes, şimdi drilling flutes'lara bakalım. Yani sondaj akışkanları. Drilling flute, mud, bir adı da mud arkadaşlar, çamur. Sondaj akışkanı, yani çamur, is usually, genellikle bir şeydir. A mixture of water, suyun bir karışımıdır.
Su sadece değil, devam etmiş. Clay, kil olabilir. Wearing material, ağırlık materyali, ağırlık maddesi, and a few chemicals ve birkaç tane de kimyasalın karışımıdır dedik bu. Sometimes, bazen oil may be used, bazen petrol belki kullanılabilir. Maybe ne içindi? Bir ihtimal. Kullanılabilir, petrol kullanılabilir. Instead of water, suyun yerine kullanılabilir. Veya or, oil added, petrol eklenir to the water to give the mud certain desirable properties. Petrol eklenir, to the water, suya eklenir, to give, bir şey vermek için, to, in order to geldiğinde amacımızı veriyordu. To give the mud, çamura istediğimiz bir şeyi, certain desirable properties, certain, kesin, desirable, arzu edebileceğimiz properties, özellikler. Bazı arzu edebileceğimiz özellikleri çamura vermek için suyun içine petrol de eklenebilir arkadaşlar. Yani sadece suyu kaldırıp petrol değil de onun yerine ne yapabiliriz dedik? Çamura bazı özellikleri eklemek için suyun içine de ekleyebiliriz petrolü, yağ. Drilling fluid, akışkan, sondaj akışkanı is used, kullanılır to raise, yükseltmek için kullanılır. The cuttings, kırıntıları yükseltmek için kullanılır. Made by, öyle kırıntılar ki, orada relative clause kısaltılmış, öyle bir kırıntılar ki yapılmış, made by the bit, matkap tarafından yapılmış kırıntıları yükseltmek için kullanılır. And ve lift them, onları kaldırmak için, to the surface, yüzeye kaldırmak için, for disposal, çöp için, atık için, yüzeye kaldırmak için kullanılır. Lift them dediğine göre onları yukarı kaldırmak. Neyi yukarı kaldırıyor aslında? Akışkan sıvısı, kırıntılarımızı, yani cuttings. Them'den kastımız aslında cuttings. But equally important, fakat eşit derecede önemli, it also provides, o ayrıca sunar, a means of keeping underground pressure in check. Keeping underground pressure in check. Yeraltı basıncını kontrol altında, yani yeraltı basıncını tutmak için, kontrol altında tutmak imkanını da bize sunar arkadaşlar. The heavier or denser the mud, heavy, ağır demek, dense, yoğun demek arkadaşlar. Ne kadar yoğun, ne kadar ağır olursa mud, daha ağır olan veya daha yoğun olan çamurumuz is the more pressure it exerts. Daha yüksek basınç ortaya çıkarır arkadaşlar. Ne kadar ağırsa, mantıken de zaten öyle. Daha yüksek basınç yapar bu da. So, böylece weighing materials, ağırlık materyalleri, maddeleri, barit mesela, are added, eklenir, to the mud, çamura eklenir, to make it, onu bir şey yapmak için eklenir, exert, yapmak için, bir şey yapmak için, as much pressure as needed, İhtiyaç olan kadar çok basıncı elde etmek için, demek ki barit, yani ağırlık materyali ekleniyor. To contain formation pressure. Tutmak için neyi? Formasyonu, formasyon basıncını bir yerde tutabilmek için ihtiyaç duyulan kadar çok basıncı elde etmek için, yapmak için çamura ağırlık materyali eklenirmiş arkadaşlar. The equipment in the circulating system. Ekipman in the circulating system, sirkülasyon sistemindeki ekipman consists of. Yine bu başka bir soru gibi. Consists of niye dedik? Consisting of niye demedik diye sınavda sorulabilir. Consist of içermekti. Tekil olduğu için consists dedik. Bir S sesi geldi. Of a large number of items. Sirkülasyon sistemindeki ekipman içerir yüksek numaralı itemler, nasıl diyelim, maddeler, parçalar içerir. Çok sayıda parça içerir. Sirkülasyon sistemindeki ekipman çok sayıda parça içerir. Devam edelim. Functions of drilling fluids dedik. Fonksiyonları nedir? Sondaj akışkanının fonksiyonları. In the early days of rotary drilling, dönerli sondajların ilk günlerinde, başlangıçlarında, the primary function of drilling fluids, temel fonksiyonu
akışkan, sondaj akışkanının temel fonksiyonu was bir şeydi, to bring, getirmek, the cuttings, kırıntıları getirmek, from the bottom, zeminden, kuyu dibinden, of the hole, kuyunun dibinden kırıntıları to the surface, yüzeye getirmek. İlk başlangıçtaki amacı buydu aslında. Today, günümüzde, it's recognized. Ne için yapılmış? The drilling fluid has at least 10 important functions. Günümüzde akışkan sıvılarının en azından, at least en azından 10 tane önemli fonksiyonu yerine getirdiği söylenmektedir. Bunlar neler bir bakalım. Assists in making hole. Kuyunun delinmesinde yardımcı olur. Asistandan hatırlayın arkadaşlar, yardımcı olmak. Neymiş, ne yaparak kuyunun delinmesine yardımcı olunuyormuş? Removal of cuttings, kırıntıları uzaklaştırarak. 2. Cooling and lubrication of bit, matkabı soğutma ve yağlama için kullanılıyormuş. And drill string, ve sadece matkap ucu değil, bir de sondaj dizisini ve matkabı soğutma ve yağlama için kullanılmış. 3. Power transmission, güç iletimi to the bit nozzles, matkap nozzle'larına or turbines veya türbinlerine güç transferi için bu kullanılıyor. Yani bunlar sayesinde dönme sağlanıyor. Assist in hole preservation by, kuyu korumasına yardımcı olurmuş. Ne yaparak? Support of borehole wall, support, destek vererek, o borehole wall, sondaj deliğinin duvarlarına destek verilmiş. Containment of formation fluids, containment içeriği içermesi, of formation fluids, formasyon akışkanını içererek kuyunun korumasına yardımcı olurmuş. It also, ayrıca, supports the weight of pipe and casing, desteklermiş, the weight of pipe, borunun ağırlığına, and casing, ve casing'in ağırlığına destek verilmiş bu. Serves, 7'de diyor ki, serves as a medium. Serve, hizmet eder. As a medium, bir ortam olarak hizmet eder. For formation logging, formasyon logu için bir ortam oluşturarak hizmet eder. Bir ortam olarak hizmet eder. It must not, yapmamalı. Neyi yapmamalı? Corrode bit, drill string and casing and surface facilities. Corrode arkadaşlar aşındırmak. Aşındırmamalı neyi? Matkabı, bit, drill string, sondaj dizisini aşındırmamalı, and casing, casing'i aşındırmamalı, and surface facilities, ve yüzeydeki teçhizatları ve diğer şeyleri aşındırmamalıdır. 9. Impair productivity, azaltmak, impair arkadaşlar. Productivity of producing horizon. A reservoir bed, rezervuar yatağındaki üretkenliği azaltmamalıdır arkadaşlar. 10. Pollute the environment. It must not pollute the environment. Çevreyi de pollute arkadaşlar. Kirletmek, çevreyi de kirletmemelidir diye devam ediyoruz arkadaşlar.